Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde tiroid bezi, paratiroid bezi, böbrek üstü bezi, pankreas ve eşeysel bezler ve bunlardan salgılanan hormonlar konularını işleyeceğiz. Gırtlağın hemen altında bulunan tiroid bezine bakalım. Soluk borusunun sağında ve solunda olmak üzere iki parçadan oluşmuş bir bezdir. Kan damarları bakımından oldukça zengindir. Bu bezden salgılanan hormonlar ise tiroksin ve kalsitonin hormonlarıdır. Tiroid bezinden salgılanan ilk hormon olarak tiroksin hormonuna bakalım. Aminozit yapılı olan bu hormon yapısında iyot minerali bulundurmaktadır. Temel görevi ise vücuttaki metabolizma hızını düzenlemektedir. Hücrenin bazal metabolizma faaliyetlerinde kullanılan oksijen miktarı ve vücut ısısını ayarlar. Salgılamasını TSH tarafından negatif feedback mekanizması ile kontrol etmektedir. Yani biri arttığında diğerine azaltıcı etki göstermektedir bireyin büyümesinde ve organların farklılaşmasında görev almaktadır. Vücutta sinir sistemi ile birlikte koordineli bir şekilde çalışır. Bir önceki dersimizde hormonların az veya çok salgılanmasında anormallikler gözüktüğünü söylemiştik. Tiroksin hormonunda da az veya çok salgılanında olan durumlara bakalım. Tiroksin hormonu eğer az salgılanırsa metabolizma yavaşlar, çok salgılanırsa metabolizma hızlanır. Tiroksin hormonu yine az salgılanmasında kalp hızı yavaşlarken artmasında kalp hızı hızlanır. Aynı şekilde yine az salgılanmasında solunum hızı yavaşlar. Diğer türlü fazla salgılandığında ise solunum hızı artar. E, az salgılandığında oksijen kullanımı azalır. Bununla birlikte ATP üretimi de azalır. Fazla salgılandığında ise oksijen kullanımı artarak ATP üretimi ve tüketimi artmaktadır. Az salgılandığında vücut ısısı düşer ve kan basıncı düşer. Çok salgılandığında ise vücut ısısı yükselerek kan basıncı yükselir. Az salgılanmasında nabız ve tansiyon düşüklüğü görülürken çok salgılanmasında nabız ve tansiyonda yükselme görülmektedir. Az salgılandığında üşüme, halsizlik, yorgunluk ve kilo artışı gözükmektedir. Çok salgılandığında ise heyecanlanma, sinir, stres, el titremesi ve zayıflama görülür. Yani İnsanlar çok hızlı bir şekilde anormal bir şekilde zayıfladığında genelde tiroksin hormonu oranlarına bakılmaktadır. Az salgılandığında yine basit guatır dediğimiz dış guatır görülürken çok salgılandığında iç guatır zehirli bir guatır hastalığı gözükmektedir. Az salgılandığında çocuklarda ahmallık hastalığı gözükürken çok salgılandığında göz küresinin dışarı fırlamasıyla birlikte hastalık gözükmektedir tiroid bezinden salgılanan diğer bir hormon olan kalsiyon hormonuna bakalım. Bu hormon kanda kalsiyum miktarını ayarlar. E, eşik değerine göre bir ayarlama yapar. Eğer ki kanda kalsiyum miktarı çok fazlaysa bu kalsiyumun kemiklere geçmesini ve burada depolanmasını sağlar. Böbreklere de yine etki ederek kalsiyumun geri eminimini azaltır. Çünkü kanda kalsiyum fazlalığı vardır. Paratormonla birlikte kalsiyum dengesini yürütürler. Diğer bir bezimiz olan paratiroid bezlere bakalım tiroid bezinin arkasında bulunurlar ve mercimek büyüklüğünde 4 tane bezdir ve paratormon salgısında görevlidir. Paratormana bakacak olursak yine az önceki gibi kalsiyum hormonu ile birlikte çalışırlar. Kalsiyum kemikten kana geçişini sağlar. Yani burada kemikteki fazla olan kalsiyumu bu sefer kana geçirir ya da kanda kalsiyum azsa yine kana geçirir. Böbreklerden fosforun atılmasını sağlar ve böbrek ve bağırsaklardaki geri emilimi arttırır. Besinlerle alınan ve deride sentezlenen D vitamininin aktifleşmesini sağlar. Kanda kalsiyum seviyesi azaldığında salgısı artan paratormon sayesinde kemik dokudan kana kalsiyum geçişi hızlanır. Eğer ki paratormon miktarı kanda seviyesi azalırsa kanda kalsiyum oranı azalır. Bu durumla birlikte kaslarda ağrılı kasılmalar ve titremeler oluşan bir hastalık gözükür. Bu hastalığa tetani denmektedir. Paratormonun miktarı artmasıyla birlikte böbrek taşı hastalığına neden olmaktadır. Paratormon ve kalstenin hormonu birbirine zıt çalışan yani antagonist çalışan hormonlardır. Kanda eğer ki kalsitonin fazla salgılanıp paratormon az salgılanırsa kanda kalsiyum azalır ve kemiklerde kalsiyum artışı gözükür. Bununla birlikte kemiklerde sertleşme sonucu kırılganlıklar meydana gelir. Zamanla da cam kemik hastalığı oluşur. Kaslarda sürekli kramp meydana gelir. Paratormon fazla kalsiyum normunu az salgılanması durumunda ise kanda kalsiyum artar. Kemiklerde kalsiyum azalır bu sefer. Kemikler yumuşar. Kaslar uyarılara çok geç cevap verirler. Böbrek ve kalpte kalsiyum birikimi meydana gelir. Diğer bir bezimiz olan böbrek üstü bezler ya da diğer bir ismiyle adrenal bezlere bakalım. Bu bezler her böbreğin üzerinde üst kısmında yani iki tane olan endokrin bezlerimizdir. Böbreklerin hiçbir şekilde fizyolojik çalışmasıyla alakası yoktur. Adrenal bezler öz ve kabuk ya da medulla ve korteks bölgesi olmak üzere iki kısımdan oluşurlar. Adrenal korteks yani kabuk bölgesi steroid yapılı hormonları sentezler ve ACTH hormonları tarafından uyarılırlar. Buradan kortizol ve aldosteron hormonu salgılanır. Adrenal medulla ya da öz bölgesi sempatik sinirlerce uyarılırlar. Buradan da adrenalin ve nöradrenalin hormonları sentezlenmektedir. Adrenal korteks ya da kabuk bölgesinden sentezlenen hormonlara bakalım. Öncelikle kortizol hormonu. Bu hormon karbonhidrat, yağ, protein metabolizması üzerinde etkilidir. Kandaki glikoz oranı düştüğünde vücuttaki yağları, proteinleri glikoza dönüştürerek buradaki glikoz oranını yükseltir ve kan şekerini yükseltir. Karaciğerdeki glikojen depolarını arttırır. Glikozun oksidasyonunu önler. Yani oksijenli solunumundaki parçalanmasını. Bunun yerine protein ve yağları oksidasyonunu yani oksijenli solunumda parçalanmasını sağlar. Protein oksidasyonu sonucunda da yani içerisinde azot minerali bulundurduğundan dolayı üre miktarını arttırır idrardaki. Kortizol az salgılandığında kan şekeri düşer. Çok salgılandığında ise kan şekeri yükselir ve stres durumunda artışı gözüken bir hormondur. Aldosteron hormonuna baktığımızda böbreklere etki ederek sodyum ve klor eminimini arttırırken potasyum eminimini azaltır. Yani sodyum potasyum metabolizmasını düzenler ve hücre içi dışı sıvılardaki iyon derişimini düzenlemiş olur. Aldosteron hormonu eğer az salgılanırsa böbreklerden sodyum ve klorun eminimi azalır. Potasyum ise artar ve vücuttaki sodyum ve klor miktarı azalırken potasyum miktarı artar. Bu da dengesizliğe neden olmaktadır. Genel olarak mineral miktarlarının azaldığında kan basıncı da azalacağından, mineral kaybına bağlı olarak kaslarda yorgunluk, vücutta dirençsizlik ortaya çıkar. Derideki pigmentleşme artarak derinin tuç rengine alır ve böyle bir e, addison dediğimiz bir hastalığa neden olur. Adrenal medulla hormonlarına bakalım. Yani öz bölgesindeki hormonlara bakalım. Öncelikle adrenalin hormonu hem sinir hücrelerinde nörotransmitter madde olarak kullanılırlar hem de böbrek üstü bezlerde öz kısmından salgılanan hormonlardır. Ve amino asit yapılıdırlar. Heyecan, korku, sinirlenme gibi durumlarda salgısı artar. Soluk alıp vermeyi hızlandırır. Oksijen tüketimini arttırır. Göz bebeği büyür. Kan basıncını ve kan akışı hızını arttırır. Kalp atış hızı artar. Kan şekerini arttırır. Peristatik hareketler yani sindirimdeki hareketler yavaşlar sempatik sinirleri etkileyerek vücudu hızlandırır. Yani biz korktuğumuzda, heyecanlandığımızda eğer ki bir köpekten korkuyorsak, köpek gördüğümüzdeki aslında vücudumuzdaki olan olaylar adrenalin hormonu da etkilidir. Yine tekrar edelim. Sindirimle alakalı olan olayları azaltırken diğer vücuttaki bütün fonksiyonları arttırır derideki kan damarlarının daralmasına neden olur ve deriye giden kan damarlarına giden kan miktarı azalır. Korkan bir insanın aslında renginin sararmasının nedeni de budur. Nöroadrenaline baktığımızda adrenalin gibi nörotransmitter madde olarak hem de böbrek üstünün öz bölgesinden sentezlenen bir hormondur. Adrenalin ile birlikte sempatik sinir sistemi üzerinde etkilidir. Fakat kalpte etkisi Adrenaline göre çok çok azdır. Kılcal damarları daraltır. Kan basancını yükselten bir Pankreasa bakacak olursak karma bezdir. Yani hem endokrin sistemde hem de egzokrin sistemde görev almaktadır. Yapısındaki aciner hücrelerinden pankreas öz suyu salgılatır ve virsün kanalları ile birlikte ince bağırsak boşluğuna gönderir. Bu özelliği bakımından egzokrin bezlere örnektir. Yani vücut boşluğuna atıldığı için. Langerhans adacıklarında alfa ve beta hücrelerinde hormon üreterek kana verir. Bu bakımdan dolayı da endokrin bezlerdir. Pankreastan insülin ve glukagon hormonları salgılanmaktadır. İnsülin hormonuna bakacak olursak pankreasın Langerhans adacıklarındaki beta hücreleri tarafından salgılanırlar. Aslında kan şekerini düşürücü bir hormondur. Kandaki glikozun vücut hücrelerine geçmesini sağlar ve normal değere düşürürler. Beyin hücreleri hariç tüm vücut hücrelerindeki glikoza geçirgenliğini arttırır. Glikozun fazlasını ise kas ve karaciğerde glikojen olarak depo edilmesini sağlar ki kandaki glikoz oranı düşsün. Glikozun yağ asitlerine dönüşümünü sağlar protein sentezini arttırır. Kanda glikoz miktarı artar fakat glikoz hücrelere geçemezse hiperglisemi oluşur. Kan şekeri yükselerek kanın ozmotik basıncı artar. Hasta sürekli su içip sık idrara çıkarlar ve kanda bulunan şekerin normal seviyeye ininceye kadar bu böyle devam eder ve bu duruma şeker hastalığı denmektedir. Kan şekeri aşırı insülin salınımına bağlı olarak çok fazla düşerse de buna hipoglisemi yani düşük e, insülin olayı denmektedir. Glukagon hormonuna baktığımızda ise pankreasın Langerhans adacıklarındaki alfa hücrelerinden salgılanırlar. Katabolik bir hormondur ve kan şekeri düştüğünde karaciğerdeki depolardaki glikojenleri glikoza dönüşümünü sağlar. Yağların yıkımını hızlandırır ve insülin hormonuyla birlikte antagonist çalışır. Yandaki şekildeki şeklimizde antagonist çalışma mekanizmasını inceleyelim. Normal bir kan değerindeki bir glikozda eğer ki düzey artarsa yani kan şekeri yükselirse pankreasın beta hücrelerindeki insülin hormonu salgılanmaya başlar. İnsülin hormonunun salgılanması ile birlikte glikozlar karaciğerde glikojene ve kandaki kan sevi glikoz seviyesi düşürülür. Eğer ki kandaki glikoz seviyesi normalden düşükse burada pankreasın alfa hücrelerinden glikogon hormonu salgılanır. Tabii ki bunun yanında adrenalin hormonu da etki edebilir. Glikogon hormonu ile birlikte karaciğerdeki glikojenler parçalanarak glikoza dönüştürülür ve kana verilir. Kan yine normal düzeyine dönmüş olur. Eşeysel bezlere baktığımızda steroid yapılı hormonları sentezlerler. Dişilerde salgılanan hormonlar östrojen ve progesteronken erkeklerde salgılanan ise testosteron hormonudur. Öncelikle östrojen hormonuna bakalım. Hipofizden salgılanan FSH hormonu etkisiyle birlikte ya ovaryum içindeki foliküllerden ya da LH'in etkisiyle korpus luteumdan salgılanırla Dişiği gebeliğe hazırlarlar ve süt bezlerinin gelişimini sağlar. İkincil eşey karakterlerin oluşmasını sağlar. Yani kadınların seslerinin ince olması, göğüslerin çıkması, yağ, ol yağ depolarının kaslardan daha düşük olması gibi durumları düzenlerler. Progesteron hormonu yine hipofizden salgılanan LH'in etkisiyle birlikte korpus luteumdan gebelik durumunda da plasentadan salgılanan bir hormondur. Dişilerde uterusun kalınlaştırır yani rahimi kalınlaştırır ve uterusdaki mukus salgısını arttırır. Gebelik döneminde rahimin iç duvarlarının embriyonun tutunmasını kolaylaştırır. Gebeliğin sürdürülmesini sağlar. Yani burada gebelik durumunda progesteron az salgılanırsa düşük olayı meydana gelir. Testosteron ya da antrojen hormonlarına baktığımızda ise hipofizden salgılanan LH etkisiyle birlikte testis içerisinde bulunan leydik hücreleri tarafından üretilirler spermlerin olgunlaştırılmasını ve erkek üreme sisteminde bulunan yardımcı bezlerin gelişimini sağlamaktadır. İkincil eşeği karakterlerin oluşmasını sağlar. Bu karakterler nelerdir? Erkeklerde işte seslerin kalınlaşması, kılların çıkması, kas oranının yavruna göre daha fazla olması gibi durumlardır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki dersimizde destek hareket sistemine geçeceğiz.